Hasan, annenin adı neydi rahmetli? Türkan. Türkan. Kızının adı ne? Söylemek istemiyorum. Çünkü tam bilmiyorum. Gerçekten kızının adını bilmiyor musun? Bilmiyorum. Sadece bir kere kağıt üzerinde okudum. Ne yazıyordu? Tam olarak hatırlayamıyorum ki. Sormak ama ister misin? İki isim var. Biri Türkan Dur, olabilir mi? Dur bir saniye. Ha, Peygamber Efendimiz'in annesinin ismi olması lazım. Amine. Öbürü Hatun. Kağıt üzerinde gördüm. Sor bir Beyaz'a. Hiç sormadın mı şimdiye kadar? Sordum, söylemedi. Şimdi sor, belki şimdi söyler. Sorduğumda ne yapacak, ne değişecek ki? İnsan kızının adını bilmek istemez mi Hasan? Hayır, zaten benim hani kendisiyle konuşmamız, hani ben dün de bahsettim ya. Bir Türkan'ı aldı, ikinci Türkan'ı verecek belki Rabbim dedim. Verdi ama demek ki nasip değilmiş. Kısmet değilmiş demek ki. Ya da kendisi uygun görmedi. Bir şey diyemem ona. O kendi sorunu. Ama bir baba olarak ben kızımın Hasan, adının Türkan evet, olmasını sor, isterdim. Sor, belki de Türkan'dır, bilmiyoruz. Sorduğum zaman ne değişecek hocam? Kendisine sorsam ne değişecek? Allah aşkına benim için sor o zaman, ben de merak ediyorum. Sen onun babasısın. Evet, Hasan, sen onun babasısın yani. Tamam, babasıyım da ya, beni bir baba olarak görmemiş ama ki. Ama olsun, sen onun babası olduğun gerçeğini hiç kimse değiştiremez. Tamam mı hocam da benim sen babası onda olsa bile, görmemiş. Bak velayet onda beni, olsa bile tamam, her zaman çocuğunu hayır, göreceksin. Hayır, ben her zaman için bak onunla hocam, bakacaksın, hani bunlar, buluşacaksın, ben, konuşacaksın, ona babalık yapabilirsin yani. Evet, tamam bak ben çocuklarım için hani böyle bir şeylere, polemiğe de girmek istemiyorum. Neden? Şöyle söyleyeyim ben size, reklam yapmak amaçlı değil. Bunun nesini reklam için değil. Hasan? Hani ne bileyim böyle sağda solda konuşmak için değil. Ben onların gerçekten babası olduğum için, ben bunlara bakmak zorundayım zaten. Mecburum buna. Ömrümün sonuna kadar da olsa bakacağım ben bunlara. Hani bir başkası gösteriş için değil. Bu benim, bunlar benim hepsi evlatlarım. Benim canlarım, ciğerlerim. Ha istesinler, eklesinler bak. Canımı vermezsem ben namerdim ya. Ben çocuklarım için canımı veririm. Ama hani Gülbeyaz Hanım'la da sorsam ne değişecek? Belki peki yani... Hasan, senin Gülbeyaz Hanım'dan iki, Nazmiye Hanım'dan iki çocuğun var. Nazmiye Hanım da şu anda bizimle beraber. Nazmiye Hanım merhaba. Merhabalar. Sizin evlatlarınız, ailenizden büyüklerinizin isimleri mi? Hayır. Kim verdi isimlerini? Siz mi, Hasan Bey mi? Hasan Bey'le ikimiz beraber vermiştik. Ha, beraber verdiniz, bak ne güzel. Peki evet. Gülbeyaz, sizde kim verdi isimleri? Hasan yanında mıydı çocukların isimleri verirken? Ben verdim çünkü hiçbir doğumumda yanında yoktu. Yanında yoktu. Olabilecekken mi yoktu, mecburen mi yoktu? Mecburen yoktu. Peki hiç sordun mu adını bu koydum ya da böyle koyalım mı dedin mi? Hayır, oğlumun adı zaten Mustafa Ayaz. Ayaz'ı o istediği için verdim. Ha, yine ortak iki isimden evet, biri onun. Hı hı. Peki Gülbeyaz kızının adı nedir? Amine Hatun. Ha, biliyorsun yani adını aslında. Doğru öğrenmişsin. Amine Hatun ya, olabilir dedin kağıt, ya. Kağıt üzerinde öğrendim bir parça. Hiç Hasan kızını gördü mü Gülbeyaz? Hayır. Hiç görmedi. Görmedim. Şimdi kaç yaşında? 4 aylık. Daha çok küçücük. Fazladır. Evet. Fazladır. Ekim'in 9'unda doğdu. Daha... Eylül diyor ya kendisi. Ekim'in 9'unda doğdu. O kadarını takip edememiş olabilir. Evet. 4 aylık. Peki Gülbeyaz büyüyünce yani hiç Hasan'a göstermeyi düşündün mü çocuğunu? Şu ana kadar hayır. Şu an ne değişti? Ya şu anda da bir şey değişmedi ama hani babası olarak üzerine yazdırdı, görme hakkı olacak. Ben istesem de istemesem de. Ama bunu tabii mecburen değil de gerçekten babası ve böyle bir hakkı var. Bu yüzden kullanmanı tercih ediyorsun. Ben ona o hakkı her sunduğumda o bana farklı şeylerle geldi. Gülbeyaz, bunu ilk çocuğun için mi söylüyorsun, ikincisi için i̇lk mi? İlk çocuğumda geçen gün Mustafa de söylemiştim. Gösterdim. Bu defa da en ufak şeyde şuraya gelip bana çocuğu göstermedin mi? Ben ona herkesten gizli gösterdim. Ama o beni suçlayarak herkese açıkladı. Ve ben tekrardan bunu göze alarak ona göstermem. Hasan çocuğu sana göstermiş aslında Gülbeyaz. Ne düşünüyorsun? Doğrudur hocam. Gösterdiği zaman da sen demişsin ki bak bana gizli gösteriyor, bende gönlü var, öyle mi? Yani. Ya madem öyle de niye söyle, kendisi getirdin hani çocuğu? Dolaylı yönlerden anlatıyor da. Hani burada korkacak da bir şey yok. Allah'a çok şükür benim kimseden korkum yok. Tenekeden korksaydım trene binmezdim. Bu birincisi.
kendisiyle görüşmeye başladığımızda, konuşmaya başladığımızda bir gidip gelme olayı konuştuk. Ben kendisine şart koştum, koşmadım değil. Şubat'ta gelirsen gelirsin dedim. Bu da dedi ben Şubat'ta gelemem dedi. Şubat'ta nereye gelecek Hasan? Yanıma gelecekti. Ben hani köyde şey oluyor. Tekrar dedim yani kızım için tamam dedim. Kızım için, çocuklarım için tamam dedim. Yani hani gel konuşalım. Ne yapılacaksa yapılsın, ondan sonra gidecek miyiz? Terk edelim buraları dedim. Kendisi de ben Temmuz'dan aşağı gelemem dedi. Ne vardı Temmuz'a kadar Gülbeyaz? Bir şey yoktu. Çocuklar, çocuklardan korktu. Zaten çocukların velayeti Mehmet Ersin'in üzerine olduğu için çocuklardan korktu. Ondan sonra hani çocuklar dedi okusun dedi. Masajları hala duruyor. Çocuklar okusun dedi. Dedim zaten hani sen gelsen de alacak çocukları, gelmesen de alacak dedim çocukları. Yani çocuklar sen zaten... Gülbeyaz'dan Mehmet'ten olan çocuklarını Mehmet'e bırak, benden olan çocuklarını al gel dedim. Hayır, hepsini al gel dedim. Hepsini al gel dedim. Ondan sonra işte kendisi de bir şey yapınca ben de tuttum. Hadi açık açık da söyledi zaten. Dedi biz dedi Ferit ablam dedi doğum yaptı diye dedi söyledik dedi. Mahalleye dedi komple dedi. Çocuk da dedi Cengiz'in üzerine dedi ama anne dedi Gülbeyaz dedi. Ben bunu durabilir miyim? Peki çağırdığında gelseydi resmi nikah yapacak mıydın Hasan? Daha çok olmamış. Şurada 3-4 ay olmuş. Yani gelseydi resmi nikah yapacak mıydın? Şimdi resmi nikah yapardım. Neden? O resmi nikah konusunu da şöyle söyleyeyim hocam. Kendisi bana dış çekim istedi. Dış çekim nedir? Dış çekim. Hani tutup da biz yaşımızdan öyle bir olaydan dolayı hani düğün yapamayız. Dış çekim istedi. Zaten annemi ben 13 Ocak'ta kaybettim. Kendisi zaten Nisan ayında gitti. Benim acım zaten dinmemiş ki. Ben nasıl dış çekim yapayım, nasıl eğleneyim? Böyle gelinlikli, damatlıklı falan böyle güzel yerlere götürüp dış çekimler yapılıyor. Sağa sola gideceksin, değişik yerlere gideceksin, illa fotoğraf çekeceksin. Ben nasıl eğleneyim ki acım varken? Ben nasıl eğlenebilirim, nasıl gülebilirim? Gülbeyaz bunu çocukların için hani ben kendisine hani söz verdim. Annem babam böyleydi bak, evlenmişlerdi. Onu istediğimde ben oradaydım, falan. Onun yanındaydım. Hani dış çekim olup da bana eğlence yap demedim ki, nikah yapılacak ya. Sadece bir iki resmimiz olsun dedim. Yani ileride çocuklarımıza gösterecek bir anımız olsun dedim. Peki konuşalım bunu da. Yani bu bir kadının hakkıdır elbette ama sizin durumunuzda işler biraz daha karışık. Peki bir son dakika. Emre Bey. Şu anda telefonda Hasan Bey'in kardeşi. Emre merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Dün Hasan... Sizden de bahsetti. Beraberdik Emre ile çoğu zaman dedi. Getirirken götürürken bu ilişkiyi bildiğinizi tahmin ediyorum. Siz ne biliyorsunuz? Evet, biliyorum. Abiniz gerçekten çok mu aşık oldu Gülbeyaz'a? Evet, aşık oldu. Yani gerçekten de sevdi yani. Peki nasıl bir hayatı vardı? Sonra nasıl bir hayatı oldu? Yani, sizce doğru mu yaptı? Hayır, önce şunu söyleyeyim. Yanlış yaptı. Nasıl yanlış ya? Bir insanla çıkması yanlış. Kendi de evliydi. Yani çok yanlış bir şeydi yani. Tuttuğundan sonra kaçırdı. Gitti bir daha kaçırdı. Gitti geldi. Yani 6-7 sefer gitti geldi. Gittiğinde Gülbeyaz'a gidiyordu da geldiğinde nereye geliyordu? Yani bu Gülbeyaz'a gittiğinde değil. Hasan abimizdaydı ama bizim yanımızdaydı. Gülbeyaz'ı kendi gidiyordu. Ha, Gülbeyaz'dan bahsediyorsunuz siz. Evet. Peki nereye gidiyordu Gülbeyaz? Nereye gidiyordu? Kırıkların yanına gidiyordu. Her gittiğinde başka bir erkeğin yanına gidiyordu. Her gittiğinde başka bir erkeğin yanına gitti. Ben kimsenin yanına gitmedim. Gittin. İspatlarım bunu da. İspatlayabilirsin abi. Ben kimsenin yanına gitmedim. Ben ailemin yanına gittim. Ailemin yanında da Mehmet olduğu için Mehmet'le birlikteydim. Ben lafımı kesme. Ben lafımı tam kesmeyin. Bildiğim bir şey var da bu yüzden mi böyle söylüyorsun Emre? Bildiğin... Adımı orada geçirdiniz, benim adımı geçirdiniz. Kendi abin söyledi ama senin adın önce. Onu da söyleyeyim de hak geçmesin. Emre sen ne biliyorsun? Bize açık açık söyler misin? Ne mi biliyorum? Yani bunların yaptığı yani yanlış. Hayır, Gülbeyaz bir yerlere gitti, farklı adamlara gitti diyorsun ya. Gülbeyaz da diyor ki öyle bir şey yok. Ben Mehmet'in yanına gittim, çocuklarımın yanına gittim diyor. Kimden şüpheleniyorsun Emre? Ben kime? Herkese şüpheleniyorum. Emre bu ek nişanlandı. Nişanlıyken başkasına kaçtı. Tamam, o daha ondan önceki olay. Ondan sonra kendi Mehmet'e kaçtı.
Birinin iki değil. Yani bu gitti çalışmaya gitti sözde. Ürgüme çalışmaya gitti. Orada biriyle çıktı. O zaman abinle ayrı olduklarını söylemişti ama. Evet. Gülbeyaz konuşsana, ben senin adına konuşmak zorunda kalıyorum. Evet, ayrıydım. Ondan da ayrıydım. Mehmet'ten de ayrıydım Ürgüp'e gittiğimde. Sonra o Ürgüp'teki olaydan sonra her iki erkek de aslında yeniden kabul etmiş Gülbeyaz'ı. Yani Hasan'a da geri dönmüş. Oradan olmamış, tekrar Mehmet'e de geri dönmüş. Hayır, tek Hasan'dan döndüğümde Mehmet'le değil mi? Gitmedin. Hayır, ben Mehmet'le ayrıyım. Peki bu ne deniyordu o kişilere, çalışan? Sizin başınızda olan tarladayken? Osman Devsiz mi? Hayır, onun yaptığı işin adı ne? Ağvekili. Ağvekili. Evet. Bu ağvekiliyle olan işte bu fotoğraflarında gördük, yani orada bir şey yaşanmış belli. Ondan sonra sen Hasan'a mı döndün? Evet, Ürgüp'ten geldikten birkaç ay sonra. Şimdi, Hasan bu kadar severken Gülbeyaz'ı nasıl kabul etti? Şimdi hocam, mesajlarını yakaladım dedim. Özgem diye kayıtlıydı telefonda. Aç dedim tuşunu, dedim açmadı. Telefon da senin olsun, bu işte burada biter dedi. Kendisi gitti karakola, beni hırsız şikayet etti. İşte kendisi burada yalan desin. Sonra aradan 4 gün sonra mı, 5 gün sonra mı ne, yanlış hatırlamıyorsam tekrar aradı. Sen sana geldiğinde bilmiyordun yani. Bilmiyordum. Böyle bir vekille. Hani o insanın olduğunu bilmiyordum ben. Dedi, aradı beni tekrar, konuşmadı. Ben aradım, açıyor, konuşmuyor. Aklıma geldi zaten. Dedim bu kesin olsa olsa Gülbeyaz olur. Başka kimse olmaz çünkü. Hani sonra eve geçtim. Kahvedeydim o zaman. Eve geçtim, aradım. Dedim sen olduğunu biliyorum. Sen Gülbeyaz'mış gibi konuşuyorsun. Evet, sen olduğunu biliyorum dedim. Ben dedim bunları hak edecek ne yaptım dedim. Kim o insan dedim. Bu da ağlamaya başladı. Ben sana dedi hani başını yere yiyecek dedi, hiçbir şey yapmadım dedi kendisi. Yapmadın mı dedim, yapmadım dedi. Tabii biz konuşmaları devam ettirdik yine. Konuşmaları devam ettirdik. Dedim bak ya dedi, bana dedi ki birkaç dedi fotoğraf var dedi. Ama dedi öyle dedi sandığın gibi bir şey değil dedi. Sonra tamam dedim o zaman. Biz kaçma gününü ayarladık. Kaçtık. Ayın ikisini, ocağın sen ikisini. Sen Gülbeyaz'a inandın yani. Evet yani yine dedim tamam dedim madem öyle. Sonra ayın ikisinde geldikten sonra zaten olay ondan sonra patlıyor. Bak Mehmet Ersin beni aradı. Söyle yanındaki kadına dedi. Kendisi de duyuyor. Çocuklarım dedi malzemelerini hazırlasın, ben gelip alacağım dedi. Ben dedi onunla dedi imam nikahı kıydım dedi. Tabii ben seslenemedim, getirmişim. Bir şey diyemedim. Hasan şimdi tamam dedim. Onunla imam nikahı kıymış, sana geri dönüyor. Bir taraftan da o vekille beraber olmuş arada. Evet, ondan öyle sonra mi kız? Benim kafam hocam karışıyor. Bakın, Gülbeyaz hocam ya. Bir saniye. Bakın ben bir saniye. Bak dün de kendime şey yaptım. Sonra Mehmet Ersin tekrar beni aradı. Emre bu arada konuşacağım seninle, gitme lütfen. Gülbeyaz dedi sana bir şey söyledi mi dedi. Ne konuda dedim. Yemek yiyoruz ha. Ürgüp'e dedi gidip de dedi kaldığımız otelin dedi adresini verebilirim dedi. Benim lokmam burada kaldı. Gitmedi. Sen anladın yani o otelde. Evet. Söyledi mi sana dedi. Söyledi dedim. Haberim var dedim. Yine buna seslenmedim. Akşam üzeri oluyor. Nazmiye Hanım bana bir fotoğraf gönderdi. Ve o fotoğrafları gönderdi. Annen cenazesinde şey gönderdiler diyemedim. Bir defa onu. Mehmet'le konuşman da değil. Ortalığı karıştırmak için annesinin cenazesinde gönderdiler. Ve bütün kardeşleri de dahil olmak üzere hepsine gönderdi Nazmiye. Kim gönderdi beni bunu? Beni kötü göstermek için. Nazmiye Hanım mı gönderdi? Nazmiye Hanım nereden bulmuş o fotoğrafları? Fotoğrafları Mehmet ben size şöyle söyleyeyim. Hocam bakın bir saniye. Akraba ya onlar. Ben size şöyle söyleyeyim. Ben dedim ya hani benim yuvamı yıkmanın en büyük günahkarı, en büyük suçlusu Feride Hanım. Kim? Ablası. Feride. Osman Dilsiz de bakın ben doluyum dedim ya. Benim yanımda. O ne demek Hasan? Bak Gülbeyaz Hanım'la işte. Biz telefonda konuşuyoruz bir saniye. Yalansa yalan desin. Yalansa yalan de. Sus. Tamam bak bir saniye. Anlamayın. Öyle anlarız. Ne olduğunu söyleyelim. Yoksa kızın bak, üzerine telefonla aynen. Telefonla konuşuyorum. Bu bana dedi ki tamam dedi bak dedi biz dedi bir o insanla dedi hani bir muhabbetimiz var dedi. Ben bunu dedi bana bırak
Ben onu bitireceğim dedi. Ben de eyvallah dedim yine. Hani ben telefon muhabbeti sanıyorum sadece. Kendisi yani sen bana, Gülbeyaz'ın bir başka adamla bir muhabbeti var. Onu bitireceğiz diyorlar, sen tamam diyorsun. Kendisi bana Ürgüp de dedi zaten. Hasan sana inanamıyorum ben ya. Yani tamam hocam, bir insan bana, insan sever de. Ürgüp de dedi. Ürgüp de dedi, sadece dedi telefonla konuşuyoruz dedi. Ben ne diyeyim kendisine? Sadece telefonla konuşmak bile bir şey değil mi geçen ya? Geçen gün de dedi birlikte olmadım dedi o adamla dedi. Evet. Peki şimdi bir dakika burada... bir Emre Bey'i bir göndereyim, ondan sonra buna devam et. Emre. Evet. Ben daha fazla şeyler bildiğini düşünüyorum ama evet. Artık sana hoşça kal demem lazım. Varsa söyleyeceğim bir şey söyle. Söyleyeceğim. Şimdi bakın, o programa çıkmadan önce Gülbeyaz'a sorar mısın kimin yanındaydı? Neredeydin Gülbeyaz buraya gelmeden önce? Programdan önce. Yalan. İki yıldır yalan ailemi yanındayım. Hasan'ın benim, yanından benim geldiğim günden beridir ailemi yanındayım. Sonrasın ön kaltığında kafanı eğmedin mi benim arabayı görünce? Anlamadım ne dedi? Emre anlamadı. Kimin yanındaydı Gülbeyaz? Mehmet'in yanındaydı. Yalan söylüyorlar. Tamam, hayır. Mehmet'in yanında olduğunu burada daha önce de söylediler aslında ama. Şu andan bahsediyor. Programdan önceden bahsediyor. Ben ailemin yanındayım. Hala da ailemin yanındayım. Mehmet'le de bir birlikteliğim yok. Yalan. Yanında şahidim de var. İspatlı şahidim de var. İspatlı şahidiniz olabilir. Peki ben size şöyle söyleyeceğim. Bir dakika Emre, biz zaten bunu biliyoruz. Gülbeyaz hocam, yani çocukları için de Emre'nin şeyin yanında olabilir. Mehmet'in yanında olabilir. Tamam da başka bir şey var. Hocam için Erdemli'ye gittik. Ama bu benim Mehmet'le hala birlikteliğimi devam ettirebilirim. Çocuklar tamam, okula başlayacak, alışveriş de yapabilirsiniz. Hocam.